hoş geldiniz. Bu hafta Tartus'ta bulunan etnografik ve arkeolojik eserlerin sergilendiği müzeye geldik. Sizlere iyi seyirler. Müzenin giriş katında yer alan etnografya salonunda Tarsus ve yöresinde yaşayan halkın toplumsal, dinsel ve felsefi anlayışının maden işçiliği ve dokuma ürünlerinin üzerine yansıması görülmektedir. Müzede kalkolitik, tunç ve demir çağı, arktik, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerle 7500 yıllık kültür tarihi tamamlanır. Suikast sırasında Kleopatra hem Mısır'ın hükümdarı hem de Sezar'ın gözdesi olarak Roma'da bulunuyordu. Kleopatra 2 yıl önce Roma'nın himayesini sağlamak amacıyla Sezar ile yakınlık kurmuş ve ondan Sesarion adında bir çocuk doğurmuştu. Sezar'ın himayesi hem rakiplerine Marcus Antonius Anadolu'ya geldi ve Partlara karşı savaş hazırlıklarına girişti. Son savaşlar sırasında suikast destekçisi Cassius taraftarlarına para toplayıp büyük yardımlarda bulunduğuna dair suçlamalara cevap vermesi için bir haberci yollayıp Kleopatra'yı Kilikya'ya çağırdı. Delius adındaki haberci Kleopatra'yı ikna etti. Delius, M.Ö. 41 yılında Marcus Antonius ile görüşmek üzere Tarsus'ta bir buluşma ayarladı. Antonius'un başına gelen en son ve en büyük felaket Kleopatra'ya aşık olmasıydı. Bu aşk onun içinde saklı olan çok sayıda tutkuyu uyandıracak ve delilik noktasına kadar alevlendirecekti. Bu aşk onun içinde ne kadar iyi özellik, onu kurtarabilecek ne kaldıysa hepsini bastıracak ve sonunda da tamamen yok edecekti. Thank you.
şu anda Osmanlı dönemine ait paraları görüyoruz. Matematik, gökbilim, coğrafya alanlarında çalışmış bilim insanı Harezmi'nin Balmumu heykelini görüyoruz. Tıbbın babası olarak bilinen İbn Sina'nın Balmumu heykelini görüyoruz. Hekim, matematikçi ve tıpçı olan İbn Rüşd'ün Balmumu heykelini görüyoruz. Modern optiğin babası olarak bilinen İbn Haytham'ın Balmumu heykelini görüyoruz. İbni Havkal, coğrafyacı ve tarihçidir. Şu anda onun eseri Yerin Haritası ve Balmumu heykelini görüyoruz. Piri Reis, ünlü bir Türk kaptanı. Kitabı Bahriye adlı eserini Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur. Eserinde gördüğü yerler hakkında bilgi vermesinin yanı sıra haritalarını da çizmiştir. Evliya Çelebi, ünlü Türk seyyahıdır. 42 yıl boyunca yaptığı seyahatleri 10 cilt olan Seyahatname eserinde ele almıştır. İbn-i Battuta, Marco Polo ile birlikte Orta Çağ'ın en büyük iki seyyahından biridir ve çok daha geniş alanı gezmesi, 3 kıtada en önemli kültür merkezine ulaşması sebebiyle ön plana çıkmaktadır. Şimdi de Yörük kültürüne bir göz atacağız. Kıyafetlerinden yaşam biçimine kadar birçok şey bu müzede var. Yöresel kıyafetlerinden kaldıkları kıl çadırına kadar birçok şey bu müzede görebilirsiniz. Çakmaklı tüfekler, tabancalar, kılıçlar, kamalar, barutlar, dürbünler, tören kalkanları dönemin askeri savaş aletlerinin bir bölümünü oluşturmaktadır. O dönemlere ait yansıtılan aktar bölümüne geldik.
Ayrıca kadın giysisinde renk uyumu, cicim kilimler, nazarlıklar, heybeler, at koşumu, baş sarkaçları, para keseleri, mutfak eşyalarındaki çeşitlilik, Yörük ve Türkmen kültürünün ortaya koyduğu eserlerdir. Bizim için dönüş vakti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.